Allah Taala'nın güzel isimlerini örgenişliğinin ahamiyeti. Elbette Allah Taala'nın 99 ismi var. Ulamalar aytishadi, Asma-ul Husna haqidagi bilim, güzel isimler haqidagi bilim, başka ilimlerinin asasıdır. Kim mana şu güzel isimlerini lazım bo'lganidek o'rganib chiqqan bo'lsa, hamma ilimni o'rganibdi. Hamma ilimni o'rganibdi. Alloh taoloning qudrati, Alloh taoloning bilimi, Alloh taoloning rahim shafqati, Alloh taoloning hikmati mana shu narsalardan xabardor bo'lsa inson subhanalloh deyishdan boshqa chorasi yo'q. Bugün gördüm Afrika'daki bir balık da körseti yaptı. Subhanallah da mı ilacız yok? Balık kayırda yaşaydı? Susuz kança yaşaydı? Bir gün yaşayışı mümkün mü? Yeri de köyüm koysayız. Bir kapta yaşayışı şey. Tör il yaşayarken bir balık. Afrika'da bir çünkü bir kurgatçılık ola diyor. Aylab, aylab, yağmur yağmur kurup yata. Şu köylerde lujalarda, kölmelerde yaşayan balık var ki katta genelken. Su bor paytida köpeğe moşa yaşarken de su az eşli başlarken de yerini tayge oyup kirip yeterken. 15-20 santimetre kirip şuya da uxularken. Yani yağmur yağıp, kurgalçıyla ötüp boğandan ki yer yumuşakken de çıkıp yani devam ederken. Subhanallah diyorlar. Öşe Afrikanistler kavle yaptı. Ketmon bilan kavlab 20 santimetre kavlagandan keyin bunday kartishga o'xshagan uzun narsani olyapti. Optirib bunday osti ichidan baliq chiqib kelyapti. Tirik. Nima deyish kerak? Hikmatni qarang, qudratni qarang. Sizning aqlingiz oladimi? Baliqni 4 yilgacha yerda tayda ko'milib, o'lib qolmasdan, havosiz tiqilib qolmasdan turishligini. Kim berdi unga bu imkoniyatni? Kim xohladi bunday bo'lishini? Allah'ın isim sıfatlarını kançalar tanısak, şunca yakın bulamız Rabbimiz Azze ve Celle'ye. Demek Asma-ul Husna hakkıdaki bilim, hemme bilimlerinin asli asası. Kim bana şu Asma-ul Husna'ını lazım bulgeni de örgenip çıkanırken, bu hemme ilimlerini örgengen adam buladı. Hanin, fadlu kelami Allahi ala kelami halkihi ke fadli Allahi ala halkihi. Allah'ın kelamını, bandalarını kelamıdan afzalliğine mi yok şeydi? Allah'ını bendelerden afzalliği yok şeydi. Bir adamı tanıdız. Mahluktu tanıdız. Allah'ını tanıdız. İkalesi ham bilim. Lekin bu ikale bilim mi? Kadri bir hıl mı? İkide ilimde kadri bir hıl mı? Bu ilimde kadri huttu Allah bilen benden ortasındaki kadirdeki fark yok şeydi. Demek dünyadaki en kaptan asanı kılayken bulamız eğer biz Allah'ta olanın isim sıfatlarını okşulayıbilen Rabbimizi tanıyken bulsak. Özü şu nasıl üçün kemeyen mi dedi dünyaya? Bir kişi Faraskı'nın dünya ilimlerinde katta mertebeler gelişti. Diploma aldı, doktor oldu, akademi oldu, profesör oldu. Hulas fizikadan, kimyadan, astronomiyadan. Ha albatta bu ilim hammaga nasip kılar mıydı? Bunu hem aytib qo'yaylik. Juda katta bir mehnat, juda katta bir uzoq vaqt sarflashlik kerak. Bu ilimlerge ega bo'lishlik uchun. Ama onun bu ilmi fakat şu dünyada unga asqatadi. 10 diploma bo'lsin, qabrga ko'milayotgan da bu diplomlar hammasi yer debetida qoladi. Ammo Alloh taoloning go'zal ism sifatlarini o'rgangan bo'lsangiz, bu ilm siz bilan qabrga ham keladi. Qiyomatda ustingizda soyabon bo'ladi, jannatga kirishingizga birodarlar sabab bo'ladi. Demek Asmaul Husnoni lozim bo'lgandek o'rgangan kishi hamma ilmlarni nima qildi? O'rganibdi. Albatta Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta kim ularni o'rgansa, yod olsa jannatga kiradi. Ularni sanab chiqsa, o'rganib chiqsa, bilib chiqsa. Qanday qilib o'rganamiz, qanday qilib sanab chiqamiz? Lafzlarini, so'zlarini adadini o'rganish bilan, ularning ma'nolari va dalolatlarini tushunish bilan, shu ismlari bilan duo qilishlik bilan. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Teala'nın güzel isimleri var. Şu isimleri bilen onge dua kılıyorlar dedi. Allah Teala'nın tanışlık intilamız, özüden kamillikini soruyemiz. Ar-Rahim, rahimli bugün zatka bağlansak, Allah Teala kalbimize rahim, şefkat degen sıfatını payda kıladı. Kaytar hemen. Ar-Rahim degen zatını tanıp, o zatka bağlansak, kalbimize rahim, şefkatını beradı. Fabime rahmeti minallahi lintelahum. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a aytadı. Ey Muhammed Aleyhisselam,
Allah tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Payg'ambarimizning sahobalarga muloyim, yumshoq so'z bo'lishligi Alloh tomonidan berilgan nima bo'pti? Marhamat, rahmat bo'pti. Payg'ambarimiz Robbisini tanidi, hukmiga itoatda bo'ldi, Alloh u kishining qalbiga rahim shafqatni berdi. Endi qarang davomini. Valau kunda fazzon g'alizal qalb. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lar edi. Alloh xolasa qalbingizga rahim shafqatni beradi, odamlarga, mahluqotlarga shafqatli bo'lasiz. Alloh xolamasa qalbingiz qattiq bo'ladi. Allohga yaqin bo'lasiz, rahim shafqatli bo'lasiz. Allohdan uzoq bo'lasiz, qalbingiz qattiq bo'ladi. Demak, biz bizga qo'limizga formula chiqyapti. Allohga yaqin bo'lish, bog'lanishlik, bu muloyimlik, rahmat, odamlarning qalbini ulfat bo'lishligi. Allohdan uzoq bo'lib uzilishlik, nima degani bu? Qalbni qattiqligi, qo'polligi, odamlarni bizdan nima bo'layotgani? Nari bo'layotgani. Siz dindor sifatida yoki bir oddiy bir musulmon sifatida odamlar sizga iqbol qilib, talpinib kelyaptimi? Yoki sizdan bezib qochyaptimi? Shunga e'tibor bering. Siz bilan bir marta muloqot qilgandan keyin yana bir marta muloqot qilishingizni xohlayaptimi? Yo orqasini qilib qochyaptimi? Sizni ko'rganda o'no kelyapti, kemaq o'tib turaylik, o'tib ketib qolsin, deyaptimi? Sizni Allohga yaqin bo'lganligingizni belgisi odamlar sizga nima qilayotganligi? Iqbol qilayotganligi. Endi solih odamlarni aytamiz bu yerda. Araq sotayotganda ham nimasi bor o'zini iqbol qilib keladigan odamlari bor. Latoxona ochganda o'zi iqbol qilib keladiganlari bor. Biz solih odamlar sizni hozirgi iqbol qilayotganiga nazarda tutyapmiz. Biz solih odamlarni kelishini nazarda tutyapmiz. Hikmat bilan banda saodat topadi. Allohni tanishga intilamiz birodarlar, uning o'zidan komilligini so'raymiz. Al-Hakim Alloh taolaning ismi. Al-Hakim, Hakim, hikmat egasi bo'lgan zotni tanisak, u zotga bog'lansak, qalbimizga hikmatni beradi. Biz hayotda qilayotgan ishlarimizdagi xatolarni kuzatsangiz, hikmatsizlik sababli kelgan xato. Behikmat ish qilgansiz, shu ishingiz nima bo'lgan? Xatoga, jazoga olib borgansiz. Al-Hakim zotni taniymiz, u zotga bog'lanamiz, Al-Hakim Robbimizga duo qilamiz, qalbimizga hikmatni beradi. Endi Alloh taolo kimga hikmat bergan bo'lsa, فَمَنْ يُؤْتَ الْحِكِمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا O, Allah, özü haklagan kişilerge hikmet beredi. Kimge hikmet berilgen bolsa, bas, muhakkak ki, unge köp yakşili berilipti. Hikmet nima? Her bitti işte hikmeti bor. Dinge davet kılıçta hikmet bor. Adamlarga vaaz kılıçta hikmet bor. Hayri ihsan kılıçta hikmet bor. Bizim muammoyimiz ilimsizlikda. Ana şu Al-Hakim Rabbimizi tanıp, Al-Hakim Rabbimizga duo qilmaganligimiz uchun, ehtimol uzoqligimiz uchun hikmat bermayotgandir bizga. Demak, Al-Hakim Rabbimizni taniymiz, Al-Hakim Rabbimizga bog'lanamiz, duo qilamiz, bizga hikmat beradi Alloh azza va jalla. Bir do'stingizni uyga mehmonga borsangiz, u qo'lidan kelganicha sizga ziyofat qilib beradi, borini beradi. Endi Robbil alaminning uyiga kirsangiz, shu mehmon bo'lib. Nimani beradi Robbingiz? Sizga mana shu hikmatni beradi. Qalbingizga rahmatni beradi. Qilayotgan ishlaringiz hikmatli bo'lishini beradi. Endi bunday hikmatga ega bo'lsangiz, albatta juda ham bir katta hayratga yetishdingiz. Ana shu hikmat bilan kishi o'zini oilasida saodat topadi. Agar shu hikmat berilmasa, oilasida baxtsiz bo'ladi. Hikmat bilan kishi molida ham, farzandlarida ham, borlig'ida ham baxtli bo'ladi. Sen banda Hakim zotni tanigin, u zot senga hikmatni ato qiladi. Sen banda rahimli zotni tanigin, u zot senga rahmatni beradi. Sen banda ar-rafiq, muloyim zotni tanigin, shunda u zot senga rifq, muloyimlikni beradi. Adolat, hikmat, ilm, istiqomat, bularning barchasi Alloh tomonidan.